Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerin heyecanla, özlemle, hasretle beklediğiniz ekipman videosuyla karşınızdayım. O kadar çok talep geldi ki yani hiç gelmediyse iki kişi en az talep etti bunu. Ben de o yüzden çekmeye karar verdim. İsterseniz hemen başlayalım. Başlayalım arkadaşlar. Oyunlarımı oynadığım monitörüm işte bu. 1970 model Arçelik. Şaka şaka. Bunun üstüne delik açıp toprak dolduracağım. Saksı niyetine kullanacağım arkadaşlar. Eski ev arkadaşımdan kaldı. Sadece bir kere açtım bu televizyonu. O da Ajax Fenerbahçe maçıydı. Renkler o kadar birbirine giriyordu ki Ajax'la Fenerbahçe oyuncularını birbirine karıştırıyordum. Bilmeyenler için söyleyeyim, Fener'in forması hani sarı lacivert, Ajax'ınki kırmızı beyaz. Başka yani tüm bilimsel yöntemleri kullandım aslında çalışması için, düzgün çalışması için. Tüpü bitti herhalde, tokatladım, tekme attım, küfür ettim, çalışmadı. Sonra Allah senin gibi televizyonun belasını versin deyip kapattım. Bir daha da açmadım. Bu da zaten gördüğünüz gibi fiş arkadaşlar. Fişi çıkardım ki yanlışlıkla kumandayı yere düşürüp de hani tekrardan televizyonu ikinci kez böyle açık bir şekilde görmeyeyim diye çıkardım arkadaşlar. Monitörüm bu arkadaşlar. Her zaman söylerim, bir gamer'ın olmazsa olmazı kare monitördür. Ya da monitör dediğim kare olur. Packard Bell Virtuos 170 serisi arkadaşlar. Bunun kablosu kayıptı. Ben İstanbul'daki evimde bunu bulunduruyordum. Kablosu kayıptı, o yüzden kullanamıyordum. İnternetten arayayım dedim. Modeli yazdım. Google bile yani güç bela bulabildi. Gold bilgisayara Çin'in Ücra kasabasından bu bilgisayarı getirip bana sattığı için çok teşekkür ediyorum gerçekten. Kanalı açtığımdan beri kullandığım 6. monitör ve sonuncusu değil. Onu söyleyebilirim. Bu da kısa zamanda değiştireceğim ekipmanlarımdan biri. Evet, bu da arka planı şeffaf yaptığım green screen'im arkadaşlar. Kırtasiyeye gittim, bana yeşil bir karton lazım dedim. İnanır mısınız? Yani hiç pazarlık yapmadan bastım parayı. 4 liraya aldım bu kartonu. 4 tane daha doğrusu karton aldım. Onları bir bantla birleştirdim. Bantları da arkadaştan hacıladım ama ahı mı tuttu nedir, durmadan duvara yapışmıyor. Düşüp düşüp duruyor. Bazen oyunlarda da düşüyor. Siz fark ediyor musunuz bilmiyorum. Onun haricinde şöyle şu görmüş olduğunuz sandalye. Şöyle yapayım. Şu sandalyede pek çoğunuzdan büyüktür arkadaşlar. Yaklaşık 20 yıllık bir sandalye. Babamın iş yerinde kullandığı bir koltuktu. Fakat daha sonra işine lazım olmadığı için ben bunu aldım. Kasaya geçelim arkadaşlar. Ekran kartım AMD R9 285, şuradaki. Bir öncekisi ise GeForce Nvidia 660 Ti'ydi. H1Z1'de en ücra kuytulara hani saklanıyordum ki yakın çatışmaya girmeyeyim. Bu bir nebze daha iyi arkadaşlar yeni ekran kartım. Fakat yine de kasıyor maalesef. İşlemcim ise Intel Pentium G2327, şu fanın arkasında tabii ki. Bunu da yani acil değiştirmem lazım. Değiştirince bir müzeye veya nasıl diyeyim antikacıya falan bağışlarım herhalde. Sergilesinler, insanlar görsün. İlkel kabileler hangi işlemcileri kullanıyordu diye. İşlemci soğutucum ise şu pervaneli olan şey. Stock fan. Ama tabii bununla yetinmiyorum. Ekstradan soğutucum var. Şöyle göstereyim onu da. Evet, bu. Yanlış görmediniz. Bir vantilatör. Ondan sonra şu arada mıydı? Evet, şurada. Şurada. Dur, parmağım nerede? Evet, şurada SSD. 120 GB hard diskim var. Şurada da 600 wattlık güç kaynağım var. Yalnız yaşadığım için yani bu güç kaynağı annem görevi görüyor arkadaşlar. Bilgisayar başında biraz fazla durduğum zaman hemen kapatıyor bilgisayarı, sağ olsun Allah'ın cezası. Böyle, şimdi mouse'a bakalım. Bu arkadaşlar Logitech 402 G402 değil mi? Evet. G402 modeli. Ama tabii bunun da kablosu koptu. Şöyle göstereyim. Bu kabloyu ben bantladım arkadaşlar. Güzel bantlamışım ama yani çok 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 nadir takılıyor oyunlarda. Şöyle ondan sonra kulaklığımı da göstereyim. Bu da G230. Şöyle koyalım kulaklığımız. G230. Bundan ben memnunum ama beraber oyun oynadığımız arkadaşlarımız bazen memnun olmayabiliyor. Kendileri bilir. Ve ekipmanlarımın kralı şöyle getireyim. Ekipmanlarımın kralı burada arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Bunun modelini Logitech G103. Evet, şurada yazıyor. Kendisinden son derece memnunum. Ve bitti arkadaşlar. Ekipmanlarım bu kadardı.
Webcam'i gösteremiyorum çünkü webcam'im Samsung Galaxy Note 2, şu an kendisiyle çekim yapıyorum. Birkaç tane böyle yenilersem ekipmanları, yeni video çekerim çünkü bu bayağı bir amatör oldu. Ekipmanlarım, işte cihazlarım daha böyle profesyonel oldukça vlogumda daha profesyonel geçecek inşallah arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.